Bir de saçma var. Gidince karıştırırsın ya. Oy, sağ ol. Bir kere ilk devreyi sağlıklı bitirdiğimizi söyleyebilirim. 22 puan uzun süre sonra tekrar lige çıkan bir takım için oldukça sağlıklı bir puan gibi görünüyor. 17 haftalık periyotta. Bir de eğer puan ortalamasına bakıldığı zaman işte 51 puanlı olduğu bir periyotta büyük takımların işte 27, 28, 30'da tamamladığını düşünürsek hemen hemen birçok takımın %50'den fazla kaybı var ilk yarı itibariyle. Evet, bunu çok doğru ve sağlıklı geçtik. Şimdi ikinci yarı itibariyle çok daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çünkü ikinci yarı birçok takım transfer yapacak. Hava saha, form durumları takımlar için çok gelgitleri olan bir süreç. Artık geri sayım başlıyor. 17'den geriye doğru sayım başlıyor. Dolayısıyla ilk etaptaki amacımız ayaklarımızı yere sağlam basarak bu ligin kalıcı takımlarından biri haline gelmek. Bu sene bizim olmazsa olmazımız. Tabii ikinci yarıya hem kupa ve hem ligle zorlu bir periyotla başlıyoruz. Kupada Trabzon çıkmıştı biliyorsun. İlk maç deplasman. Tabii burada hem kupa fikstürü hem lig fikstürü o anlamda bizi sıkıştıracak gibi görünüyor. Perşembe günü. Yani aslında ligde oynayacağımız Galatasaray kupayı çarşamba oynuyor. Biz perşembe gece 8.30'da oynuyoruz. Burada çok bir adalet yok gibi görünüyor. Pazar günü 4'te oynayacağız çünkü ligin ilk müsabakasını Galatasaray. Ama iki kulvarda da gidebileceğimiz nokta ne olabilir ki kupayı biraz daha farklı statüde değerlendirmek lazım. İki maç oynayacağımız için ilk maçta avantaj yakalayabilir miyiz, buna bakacağız. Lige de iyi başlamak istiyoruz. Çünkü ikinci yarı alınacak her puanın çok kıymetli olduğunu biliyoruz, çok değerli olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir müsabakayı da mücadele etmeden, savaşmadan, acı çekmeden kazanma şansınız olmuyor. Dolayısıyla bu zorlu sürece işte Antalya'da yaptığımız kampla hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor. Ümit ederim ki lige de iyi başlarız. Kupada olduğu gibi. 10 yıl gibi uzun bir süreden sonra tekrar lige gelmek kolay bir şey değil. Yeni bir takım oluşturuyorsunuz. Zaman zaman dalgalanmalar yaşıyorsunuz. Onun için geçiş süreci olarak düşünebilirsek bu sene ligde kalmak bizi hem ekonomik olarak hem geleceğe planlama adına çok daha güçlü bir Denizlispor ortaya çıkacaktır. Ama bir sonraki senelerde birçok hedefi yapabilecek hem potansiyeli var, hem şehir atmosferi var, hem de başkan ve yönetim kurulu var. Bunlar bir sonraki stepte çok daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum ama bugün itibariyle biraz erken gibi görünüyor. Yani savunma anlamında sıkıntımız var. Genelde Anadolu kulüplerini hep ön tarafı ararlar ama biz de o konuda nazardayız. Bizim ön tarafımız o anlamda iyi işliyor. İkinci yarı onların form grafiğine de çok ihtiyacımız var ama savunma anlamında evet eksiklerimiz var. Giden oyuncular oldu. Sakat olan oyuncularımız var. Zakaria'nın sakatlığı bizim için bir handikap oldu sol tarafta çünkü ona alternatif oyuncumuz yoktu. Lopez orayı iyi çevirdi ama 17'lik haftalık süreçte sadece bir oyuncuya güvenip gidemezsiniz. İşte sol bek anlamında bir oyuncuyu bünyemize katmaya çalışıyoruz. Stoper'de ciddi eksiğimiz var. Alabiliyorsak iki tane stoper oyuncusunu almaya çalışacağız. Orta sahada eksiğimiz var. Bir, iki orta saha oyuncu çalışmamız var. İşte minimum 4-5 tane oyuncuyu katarsak ikinci yarıyı daha sağlıklı, daha güvenli geçiririz diye düşünüyorum. Tabii görüşüyoruz. Yani Rıza'yla da çok sık görüşüyorum. Bundan bir 10 gün önce Sergen Hoca'yla da konuşmuştum. Açıkçası tabii bizim o altın jenerasyon dediğimiz jenerasyon bugün ülke futbolunda söz sahibi teknik adamların oluşturduğu bir kimlikle devam ediyor. Hepsi de oldukça başarılı. Diğer teknik adamlar da, Türk teknik adamların da çok başarılı bir grafiğinin olduğuna inanıyorum. Şimdi geçmişle bugün de çok kıyas etmek istemiyorum ama oynadığımız dönemlerde genelde yabancı hocalarla çalıştık biz. O gün itibariyle bakıldığı zaman evet ülkelerin en değerli, en kıymetli hocaları. Belki bizlere de, ülke futboluna da çok şeyler sundular ama bugün bu pencereden o tarafa baktığın zaman çok yetersiz olduklarını görüyorsunuz. Global dünyada
futbolun her gün değiştiği, geliştiği bir ortamda takip etmek zorundasınız. Etmezseniz geri kalıyorsunuz. Dolayısıyla belki bizim o jenerasyonun işe alakası, işe olan bakış açısı, aldığımız o kültür belki bugün başarılı olmamızda bir nebze önemli bir etkendir diye düşünüyorum ama en önemli şey yaptığımız işe çok bağlı olmamız, işi gerçekten doğru yapmaya çalışmamız. Futbolda teknik adamlar her zaman başarılı olacak diye bir kaydı yok. Zaman zaman dalgalanmalar yaşayabilir ama bu bahsettiğin isimler kendilerini ispat etmiş teknik adamlar. Dolayısıyla dalgalanmalar olabilir ama bakıldığı zaman evet hepsinin ülke futbolunda daha güçlü bir şekilde ilerleyeceklerini tahmin ediyorum.